Merhabalar, ben Tuğçe. Kanalımıza hoş geldiniz. Çok güzel, benim çok beğendiğim helva kurabiye yapacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sözü anneme bırakıyorum. Teşekkür ederim Tuğçe'cim. Kanalımıza hoş geldiniz. Gerçekten Tuğçe'nin dediği gibi çok lezzetli. Ayrıca dünyanın en kolay elmalı kurabiyesi tarifi için tarifime geçiyorum. 2 adet yumurtayı çırpma kabıma kırıyorum. Bu kadar kolay. Yarım su bardağından bir parmak fazla toz şekeri ekleyip çırpacağım. Ne yoğurma var, ne şekil verme var. Hiçbir şey yok. Ama inanın lezzetine garanti veriyorum. Sizler de deneyip bana yorum atarsanız çok sevinirim. 1-2 dakika çırptıktan sonra üzerine 100 gram tereyağı ekliyorum. Margarin de olabilir. Tereyağıyla da 1-2 dakika çırpıyorum. Tereyağımızın oda sıcaklığına gelmiş olmasına dikkat edersiniz, sevinirim. Ve unu ekliyorum. Tam tamına 340 gram un kullandım ben. Yani 2-2,5 su bardağına yakın. Siz de kontrolünü eklerseniz ununuzu çok daha iyi edersiniz. Bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilyayı da ekledikten sonra yine çırpacağım. Daha sonra da kaşığımı alacağım. Kaşıkla karıştırabileceğiniz, elinize yapışan bir hamur olacak. Zaten elimizi hiç vurmuyoruz. Blender'ımı çıkaracağım artık. Son kalan unu da kaşıkla karıştırıyorum. Ve 2 adet elmayı kabuklarını soyup küp küp doğradım. Kurabiye hamurumun içine ekledim. Yine karıştıracağım. Ve şekil vermeden direkt tepsiye dizeceğim. O kadar kolay. 5 dakikada hazırlayabileceğiniz ve ayrıca da lezzetine doyamayacağınız bir kurabiye. Eğer çat kapı gelen misafirleriniz varsa ya da çay saatine böyle tatlı bir şeyler canınız istiyorsa, güzel şekerli şeyler bu şekilde 5 dakikada hazırlayıp fırında da tam 15 dakikada pişen bir kurabiyeyi mutlaka hazırlayın ve afiyetle yiyin. Hiç pişman olmayacaksınız. İyi ki de bu kurabiyeyi öğrenmişim. Ne kadar da kolaymış diyeceksiniz. Hiç mutfağa girmeyenler bile bu kurabiyeyi kolayca yapabilecek. Ve 170 derece önceden ısıttığım fırında tam tamına 15 dakika pişirdim. Ne kadar güzel piştiğini görüyorsunuz. Şimdi üzerine 1 yemek kaşığı pudra şekerini, bir çay kaşığı kadar tarçın ekleyip karıştıracağım. Ve ufak çay süzgecimle eleyeceğim üzerine. Daha sonra da servis aşamasına geçeceğim zaten. Özellikle videomu buraya kadar izleyenler ufak da olsa bir kalp bırakırsa ya da bir yorum yaparsa çok sevinirim. Kanalımızı beğeniyorsanız, yeni istediğiniz tarifler varsa belirtirseniz çok sevinirim. Ve kurabiyem hazır. Birazdan sizi
görseliyle baş başa bırakacağım. Lütfen kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Sizlerle yeni yeni tariflerde, daha güzel tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evinizden huzur ve bereket eksik olmasın. Allah'a emanet olun.